Şimdi birazcık gözlerimiz yanacak ama olsun, bu lezzete kesinlikle değer. Şunu koyalım köftelerimiz için. Evet, başlıyoruz şimdi rendelemeye. Yanmaya hazır olalım. Rendenin iri tarafıyla. Şimdi şöyle küçük 2-3 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Şimdi biraz maydanoz kullanacağım. Arzu edenler bunu içine, ben öyle yapacağım. İsteyenler serviste üzerine de koyabilir. Şöyle hani bir avuç içi diyoruz ya, işte bu kadar yeterli oluyor. Bunlar da içine gidiyor. Bu arada çalışırken de fırınınızı önceden 180 dereceye ısıtmayı unutmayın. Kıymamızı da koyuyoruz içine. Gördüğünüz gibi böyle yağlı bir kıyma. Köftenin olmazsa olmazı karabiber. Biraz da içine kırmızı toz biber koymak istiyorum. Arzu edenler kimyon da ekleyebilir, o da çok yakışıyor. Hemen bir tane yumurtamızı. Onu da attık. Şöyle öncelikle yine bir avuç içi kadar ekliyorum. Kıymam çektikçe koyacağım çünkü çok da sertleşmesini istemiyorum. Yanımda bırakıyorum. Başlıyorum yoğurmaya. Evet, harcım hazır. Şimdi bunlardan orta boy toplar yapacağız. Hani isterseniz göz kararı yapın, ben öyle yapacağım. İsterseniz bir dondurma kaşığı da kullanabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Büyüklükleri yaparken de biraz elimle sıkacağım. Bu boy bence ideal. Evet, güzel oldu. Tavalarım iyice ısındı. Önce köftelerle başlayacağım. Hemen içine şöyle birazcık fazla koyacağım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Evet, köftelerin hepsi tavaya. Şimdi geldik domates sosumuza. Tavam iyice ısınmış. Biraz altını kısabilirim. 4 tane kabuğu soyulmuş domatesim var. Onları böyle çok fazla inceltmeden, hani nasıl diyelim, kabaca doğrayacağım. Bir parçayı 4'e, sonra da 3 sanırım yeterli olacak. Evet, 3'e. Küp küp bu şekilde süper olacaktır. Hemen sos için fırına girmeye elverişli olan tavama, çünkü bu şekilde fırına göndereceğim. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi iri iri doğranmış. Şunları güzelce zeytinyağında birazcık kavuracağız. Arada mutlaka köftelerinizin yanlarını da çevirin. Sosumun içine tuzumuzu koyacağız. Taze domates kullanıyorum bugün. Onun biraz bir ekşiliği olacaktır. Onu kırmak için içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz şekeri ilave edeceğim. Ve artan sarımsaklarımda. Sarımsak gerçekten çok yakışıyor. O yüzden aldığı kadar koyun. Sarımsağın kokusu burnuma geldiği anda hemen köfteleri içine aktaracağım. Olanları yavaş yavaş sosun içine alıyorum. Ne demiştik? Köftenin yağını ziyan etmiyorduk. Şimdi benim gibi çok sevenler için şöyle çedar peynirini şerit halinde dilimledim. Şimdi bunu ne demiştik? Köftelerimizin içi biraz daha pişsin diye böyle kısa bir süre fırına göndereceğim. Hem sosumuzu da iyice çekmiş olacak. Of, yalnız bu koku gerçekten inanılmaz. Eriyen çedar peyniriyle, köftelerimle birazdan geri geleceğim. Siz kokuları alamıyorsunuz ama ben şu anda gerçekten bitmek üzereyim.